Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1 Kasım Pazar maçlarıyla karşınızdayım. Bugün size 3 tane maç söyleyeceğim. Üçlü kombine de yapabilirsiniz. İsterseniz 2 tane de değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Lütfen öncelikle bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçım arkadaşlar Celta Vigo, Real Sociedad. İspanya Premier Lig'den saat 18'de başlıyor. Ev sahibi 2.60, deplasman 2.20. Gördüğünüz gibi deplasman Celta Sociedad ikinci sırada. Yendiği takdirde lider oluyor. Madrid'den bir maç fazlasıyla. Celta Vigo'ya baktığımız zaman 20 takımlı ligde 17. sırada. Gol yollayında sıkıntılı. 7 maçta 4 gol atmış. Benim böyle çıkışlarım oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Adam diyorum 5 haftada gol atamamış ama 2.5 üst diyorum ben. Bazen biliyorsunuz beni. Yine söylüyorum. Yani 5 haftada alt oldu diye hep alt olacak diye bir kaide yok. O zaman herkes altı oynasın. Kimse işe gitmesin. Hep birlikte oturup yiyelim içelim. O yüzden arkadaşlar şöyle son maçlarını inceledim. Gördüğünüz gibi Sociedad iyi konumda. Son maçta Napoli'ye yenildi. Onun dışında 4 galibiyeti var. Deplasman ev sahibi Celta Vigo ise hiç galibiyeti yok son 5 maçında. İki beraberliği var. İkisi de deplasmanda. Evinde daha kötü. 2-0 Barcelona, Atletico Madrid'e yenildi. 3-0 Barcelona'ya yenildi. Evinde oynadığı maçlar güçlü takımlara karşıydı. O yüzden arkadaşlar ben bu hafta KG olacağını düşünüyorum. Sociedad'ın gol atacağını, rahatlıkla atacağını düşündüğüm için Celta Vigo'nun da atacağını ev sahibi bu defa atacaktır. 1.75'ten KG var diyorum ben bu maça. Bu ikili kombinemin ilk maçı. İkinci maç Almanya Bundesliga'dan Freiburg Leverkusen saat 17.30'da başlıyor. Bugün maçlarımız hep erkene denk geldi. Yani geceye kalmıyor. Deplasman Leverkusen 1.85 arkadaşlar. Ev sahibi 3'e oynuyor. Şöyle bakarsanız Leverkusen 6. sırada. Maç eksiği var. Kazandığı takdirde 2-3 basamak daha çıkacak. Freiburg ise 13. sırada arkadaşlar. Onun da yine gol sorunu var. 5 maçta 6 gol. Yani Almanya Ligi'ne pek yakışan bir ortalama değil. Şöyle gördüğünüz gibi evinde oynadığı 2 maçta 1-1 bitmiş. KG olmuş. Ama hep alt olmuş. 5 maçta 3 tane alt var. 3'ü de 1-1. Yani bir tane atıp bir tane yiyor öyle kalıyor. Yani 2'yi atmıyor, yemiyor. Yani savunması çok da kötü değil. Leverkusen'e baktığımız zaman arkadaşlar son maçta Slavia Prag'a karşı bir sürpriz yaşadı. Onun dışında 3 galibiyet bir beraberliği var. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de arkadaşlar 1.50'den 2.5 üst. Bu şekilde ikili kombine yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3 maçın içinde en çok güvendiğim bu ikisi. Bunun dışında size bir maç daha söyleyeceğim arkadaşlar. Beşiktaş Yeni Malatya. Türkiye Süper Ligi'nden saat 19'da başlıyor. Beşiktaş'ın oranı 1.55 arkadaşlar. Beşiktaş'ın maçları eksik. Yani Malatya'ya göre bir maçı eksik. Yendiği takdirde Malatya'nın üstüne çıkacak. Malatya çok iyi de değil, çok kötü de değil. Ortaya karışık bir şey yapmış. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet gibi. 6 maçta 6 gol. Yani bunların hepsi denk geliyor arkadaşlar. Yani gol yönünden kısa takımları oynamıyorum ben. Hani aklınıza öyle bir şey gelmesin. Sadece benim sistemime uygun, düzenime uygun denk geliyor bunlar. Şöyle baktığınız zaman Beşiktaş şu an karmakarışık. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlik, bir istikrar yok yani. Malatya'da aynı şekilde ama beraberliği 2, mağlubiyeti bir tane. Yani Beşiktaş'a göre son 5 maçında 1 puan fazla almış. Şey 2 puan. Pardon, 1 puan. Yani ikisi de şu an denk güçler ama Beşiktaş ev sahibi olduğu için ve bu sene kötü başladı. Avrupa'da artık yok. O yüzden yavaş yavaş toparlanacak diye düşünüyorum. Bu maçta arkadaşlar ben ev sahibi 1.5 üst diyorum. 1.62 oranı var. Siz isterseniz bunlardan bir tanesini de alabilirsiniz. İsterseniz hiçbirini almayın. İsterseniz üçlü kombine yapın. Size kalmış. Benim söylediğim ilk ikisi kombine. Yani üçüne de güveniyorum aslında ama isterseniz siz güvenmediğiniz varsa yeri değiştirebilirsiniz. İnşallah
Hepsi gelecekti arkadaşlar. Bugünkü maçlarımıza bir bakalım. Bugün size kuponumda verdiğim Almanya Bielefeld Dortmund maçında ilk yarı gol dedim. Buradan yattı kuponumuz. Bunun yanına da Alaves Barcelona üstlemiştim. Onun dışında da iki tane maç vermiştim arkadaşlar size. Bir tanesi Athletic Bilbao Sevilla. Oranı çok yüksek. O yüzden 2,5 üst yazamadım bu maça dedim. 2,40'da 2,30'a düşmüş. Oldu. Preston North maçı oldu arkadaşlar. Yani çekindiğim oranlar yüksek diye çekindiğim maçların hepsi geldi. Almanya Bielefeld Dortmund maçında ilk yarı gol 1,25'ten kombinemiz yattı. Ama şu an 3'te 2 gidiyor gene. Çok da kötü sayılmaz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.